Türkiye'de özellikle de emekçiler açısından dar gelirler, başta işçi sınıfı olmak üzere yoksullar açısından çok önemli bir sorun olduğunun altını çizmekte çok büyük yarar var. Hem konut fiyatlarında hem de kiralarda kesintiye uğramayan ciddi bir artış var. Enflasyon %80 olarak resmi olarak açıklandığı bir dönemde kiralar %120'nin altında, %130'un altında artış yok. Bazı yerlerde %200'e kadar çıkıyor konut fiyatlarında da benzer artışlar olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. O nedenle bir kere bunun çok önemli bir sorun olduğunu ve insanların yaşam maliyetlerini çok etkilediğini, giderek bunun bir krize dönüşmekte olduğunu söyleyelim. Yani bu sadece bir sektörel kriz açısından ele alınmamalı. Aynı zamanda insanlar açısından bir yaşamsal krize dönüşüyor. Çünkü barınma en doğal, en temel ihtiyaç. Bu yüzden dolayı da yüzlerce yıldır barınma hakkı temel bir insanlık hakkı olarak ele alınıyor, öyle kabul ediliyor gelişkin ülkelerde. E, oysa barınmayı sağlayamadığımız sürece ki artık ona doğru giden bir süreç var, bu çok ciddi bir insani kriz, varoluş krizi, bir sosyal krizdir. Yani ekonomik krizin çok ötesinde şeylerden bahsediyoruz. Onun için bu sorun önemli ve bu sektör e, iktidar açısından da önemli. Neden? Son 21 yıldır büyük, büyük ölçüde servet ve sermaye birikim stratejisini bunun üzerine kurmuş durumda. Yani daha çok üretim yapmaktan, daha çok değer yaratmaktan ziyade inşaat, emlak ve konut sektörü üzerindeki rantı büyütmeye dönük bir birikim stratejisi izledi. Bütün kaynakları da buraya doğru aktardı ve buradan da çok ciddi büyüdü, iktidarını da sağlamlaştırdı. O yüzden e, bu bütün parametreleri de etkiliyor. Yani Türkiye'de örneğin faizler neden düşürülüyor falan diye sorulduğunda bunun bir ucunun finansal sektör ama asıl ucunun da inşaat sektörü olduğunun altını çizmek lazım. İnşaata bu kadar bağımlı bir birikim stratejisi ve siyasal olarak da müteahhitlere bağımlı böyle bir iktidar bunu yapmak durumunda kalıyor. Mayıs ayında verilen bir şey vardı, sözüm ona bir müjde vardı. Üçlü bir paket açıklanmıştı. O daha ne olduğu belli olmaksızın seçime doğru gidilirken bu sefer sosyal konut projesi açıklandı. O pakette rakamlar 50 milyar, 60 milyar liralık destekler falan konuşuluyordu. Daha çok sen de biliyorsun kredi oranlarını, morgaç oranlarını düşürerek. 0.99 aylık ya da 89 gibi paketin detaylarına girmeyeceğim şimdi. O tür şeylerle işte 2 milyon liraya kadar örneğin bir kredi verilerek böylece mal sahibi yapmak istiyorlardı, konu sahibi yapmak istiyorlardı insanlar ya da en azından böyle sunuyorlardı. Şimdi dikkat edilirse oradan başka bir yöne doğru evrildi. Daha düşük gelirleri hedefleyen doğrudan bir sosyal konut projesi olarak karşımıza çıkan bir proje var. Ama bu projenin bedeli büyüdü. Yani iktidarın açıklamasıyla 800 milyar liralık bir proje ama bunun çarpan etkisiyle beraber ekonomide 2 trilyon liralık bir genişleme yaratması vesaire filan bekleniyor. Özetle burada iktidarın muradı şu. Yani seçime doğru giderken bir kere yoksulların ve ev sahibi olmayanların kira sorunu altında gerçekten çok ciddi ezilenlerin duygularına hitap eden ve bu kesimleri yakalamaya çalışan bir siyasal proje aslında. Bu proje yani iktisadi bir proje olmaktan çok bir siyasal proje ama bu projenin bir başka ayağı da iktidarın en önemli sermaye kesimi olan müteahhitler ayağı. Bu iktidarın merkezden, Ankara'dan, İstanbul'dan metropollerden en ücra köşelere kadar parti teşkilatlarına baktığımızda ağırlığının müteahhitlerin oluşturduğunu görüyoruz. Yani parti yönetimlerinde etkili olan isimler, onu destekleyenler, o bağları kuranlar müteahhitler ve inşaat işiyle uğraşanlar bir de bu inşaat sektörünün ileri yeri bağlantıları olan diğer sektörler. Yani partiyi ayakta tutanlar bunlar. Dolayısıyla da iktidar çok bilinçli bir biçimde o kesimi de konsolide etmek istiyor, kendi etrafında tutmak istiyor yaklaşan seçimler çerçevesinde. Böylece de insanların çok temel bir ihtiyacını, en doğal ihtiyacı olan barınma ihtiyacını da seçime doğru giderken bir kez daha bana kalırsa manipüle etme yolunda. Türkiye'deki de ev sahipliği oranı %50'nin biraz üzerinde yani %58'lerde vesaire filan. Dolayısıyla Türkiye'de insanların neredeyse yarısının evi yok ve bir ev sahibi olma hayali var. Her ne kadar bu hayal uzun süredir ortadan kalkmış olsa da işte bu hayali satmak, bu hayal üzerinden oynamak, bu hayali pazarlamak e, şey iktidardakilerin çok işine gelen bir şey. Ve bunu da yapabiliyorlar işte 3,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam insan başvurmuş bu şeyde son e, TOKİ, o projesi olayında. E, çok büyük bir kısmı tabii hüsranla sonuçlanacak. Yani gerçekten bunun hayata geçirilebilmesi çok zor, sürdürülebilmesi çok zor. Çünkü en düşük gelirlerde dahi o insanların o taksitleri ödeyebilmesi için sürekli işlerinin olması lazım. İşlerini kaybetmemeleri lazım. Gelirlerini kaybetmemeleri lazım. Ve gerçekten bir yandan kira öderken de bir yandan da o borçları ödemek durumunda kalmalar lazım. Bu tuturulabilmesi çok zor bir hayal. Ama buna rağmen bu şunu da gösteriyor. insanlar, çok ciddi bir biçimde hala bu hayalin peşinde koşuyorlar. Ev sahibi olmak istiyorlar. Bu da en doğal anlaşılabilir bir hak. Bunu anlamak lazım. Yani alternatif çözümleri de buna ilişkin olarak geliştirmek lazım. Ve sisteme mahkum etmek, özellikle emekçileri bu sistem içerisinde sürekli borç ödeyen, onun içinde işini gücünü kaybetmek lüksü olmayan bu yüzden dolayı da hiçbir şekilde sisteme baş kaldırmayan, itiraz etmeyen insanlar haline getiriyor. Konut politikası ve özellikle de bu banka kredileri üzerinden yürütülen bu konut politikası böyle bir şey. Düşün 20 yıllığına borçlanmışsın ve düzenli olarak kredi ödemek zorundasın. O senin elini kolunu tamamen bağlayan bir şey. İşte biz buna biyopolitika diyoruz. Yani iktidarların aslında yoksul özellikle haneleri hatta orta sınıfları bile teslim alma biçimlerinden bir tanesi. Bir de stok olarak yıllardır biriken boş konut var. Milyonlarla ifade ediliyor. Bazı kentlerde çok yüksek olduğunu bunların biliyoruz biz. Ee, Boş konut var. E bu arada konut fiyatları çok artıyor. İnşaat maliyetleri çünkü çok artıyor. E buna rağmen konuta olan talep azalmıyor. Konuta olan talep azalmadığı için de konut fiyatları da kiralarda ne yapıyor? Artıyor. Bunun nedenini araştırmak lazım. Çünkü sonuç itibariyle e, enflasyon çok yüksek. İnsanlar birikimlerini e, TL dışındaki başka şeylerde değerlendirmek istiyorlar. O değerlendirmek istedikleri yatırım alanlarından bir tanesi de işte konut sektörü. Hem bir ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar hem de bir yatırım aracı olarak değerlendiriyorlar. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de gelir dağılımı çok bozuk olduğunda çok gelire sahip olanlar, servete sahip olanlar servetlerinin ya da birikmiş gelirlerinin bir kısmını da çok yükselmekte olan bu fiyatlardan da faydalanarak bu sektörden konut almak, emlak almak biçiminde yürütüyorlar. Bundan arka planında da sistem, sistemin sürekli bu sorunu beslemesi ama bunun kadar önemli mevcut iktidarın o yanlış faiz politikası var. İnsanlar da bu enflasyon karşısında paralarındaki erimeyi durdurabilmek için hiç olmazsa başımızı sokabilecek bir yerimiz olsun deyip alternatif yerlere yönelmeye başladılar. Ya dövize gittiler ya altına gittiler değil mi? Ya da konuta gittiler. Yani konuttaki artışın aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi biraz evvel sözünü ettiğim gibi bu yanlış faiz politikası. Ama daha kökte bir neden sorarsan konutun metalaştırılması asıl neden. Yani konutu çünkü ticari bir mal gibi alıp satmaya aracı hale getirdiğinizde konut üzerinde, emlak üzerinde spekülasyon kaçınılmaz hale geliyor. Çok temel bir ihtiyacı karşılıyor çünkü konut. Bence asıl sorun budur. Bu iktidarın da zaten en önemli özelliği bu. Her şeyi metalaştırmak, her şeyi ticaretleştirmek, her şeyi piyasalaştırmak ve bunun üzerinden de çok yüksek rantlar elde ederek işte varlığını sürdürmeye çalışmak. Sonuçlandırırsak şunu söyleyebiliriz. Konut sorunu aslında gerçekte bir sınıfsal sorun. En çok yoksulları ezen bir sorun. En çok da yoksulların hayallerine hitap eden aldatıcı çözümleri beraberinde getiren bir sorun ve bunu da iktidarlar maalesef sürekli yapıyorlar. 2010'da yaptılar, işte bu mayıs ayında yaptılar. Şimdi tekrar yapıyorlar. Bu gerçek anlamda manipüle etmeye son derece müsait, insanların hayalleriyle oynamaya son derece müsait bir